Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, glaksonyalarım açtı. Bir yandan açıyor, bir yandan soluyor ve bir yandan da tohum kapsülü büyütüyor arkadaşlar. Evet, bazı glaksonyalarım daha bebek glaksonyalar açmadı ve bir yandan da üretmeye çalışıyorum ben. Evet, diğer farklı türde glaksonyalarım vardı bardak menekşelerim ama onlar e, hibritlemeydi arkadaşlar katlı olanlar maalesef ki geçen yıl aldım ve ürettim ama üret hem ürettiklerim hem de anne olanlar tamamen e, çıkmadı kurudu çıkanlarda kuru çıktıktan sonra kurudu arkadaşlar Yumruları çürüdü Evet benim yine şöyle cefakar ve Feakâ çiçeğim e, Glaxonyam. bu e, çok yıllık bende arkadaşlar hemen hemen 4 yıl oldu Glaxonyalar bende Evet yumrularından, yapraklarından, çeliklerinden çoğaltma yapıyorum. Yumruya, yumrular yapıyorum ve e, kış aylarında da yumrularına satışım oldu. Evet klaksonyalarımızın çiçekleri böyle. Ben aslında geriye dönük videolarımda çok hem bakımlarını anlattım hem de e, üretmelerini anlattım arkadaşlar. Ama e, bu sene e, balkona çıktım. E, bir iki gün balkona uğrayamadım ne yalan söyleyeyim. E, misafirim geldi. Bayramda e, biraz yoğunduk. Misafirliğe gittik. misafir ağırladık derken e, bayramda birazcık sadece sularını verebildim. E, fazla göz gezdiremedim. Evet e, bu sabah balkona çıktığımda e, çiçeklerimin birazcık hasarlandığını gördüm. Şöyle kurt yemiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mahvetmiş çiçeğimi. Ve bunu küçük bir şey yapamaz dedim. Aradım gündüz vakti ama bulamadım. Masamın üzerine getirdim dedim ki bu kurtlar gece çıkar. Normalde bitkilerin üzerindeki kurtlar gece çıkar genelde. Ya da sabah erken saatte kalkıp bakarsanız mutlaka rastlarsınız arkadaşlar. Gece yayılıyorlar ve onlar toprağın altına saklanıyorlar. Evet, dedim ki şöyle masamın üzerine getireyim. Hem videosunu çekeyim, şöyle son hallerini göstereyim. Hem de arkadaşlar geçmiş olsun dileklerinizi alabilirim ve e, çok üzüldüm görünce. Gözüne bak yok açsın diye. O kadar yoğun, o kadar güzel açmıştı ki. Şuradaki çiçekleri, çiçek açan çiçekleri bile mahvetmiş. Çok yoğun açmıştı. Çok da güzel açmışlardı arkadaşlar. Bazı şöyle yapraklarına bile hasar vermiş. Ama bunu küçük bir şey yapamaz. Yani bir tane yapamaz arkadaşlar. Belki de birkaç tanedir. Şöyle ben videodan önce de göz gezdim ama göremedim. Yine de şöyle sizinle beraber bakalım arkadaşlar. Bu penceremdeydi. Buradakilerden diğerlerinden ayrıydı. Buna bir şey olmamış. Gördüğünüz gibi gayet de sağlıklı. Çiçekleri aynı balkondalar ama bu penceredeydi. Mutfak penceremdeydi. Bunda hasar yok. Gayet de sağlıklı yaprakları çok güzel ve buradaki galaksiyon yanında bir sorun yok ama şuradan sanki hafifse delenmiş gibi Belki daha önce tomurcuk küçükken de değmiş olabiliriz arkadaşlar Evet şurada buradaki saksı ve şu büyük saksı bu iki büyük saksı bayağı bir hasara uğramış arkadaşlar şöyle bir bakayım dedim. Ama e, göremiyorum. Hem yapraklarına da biraz zarar vermiş sanki. Gördüğünüz gibi şöyle yaralı, bereli olmuş. O kadar çok tomurcukları vardı ki, e, tomurcukların dışını bile böyle yalamışlar derler ya. Onlara bile böyle zararı olmuş. Evet şurada bir tane gördüm. Bakar mısınız şu yaramaza? Çok küçük ama bu. Bunun mutlaka annesi vardır. Yani bu kadar küçük kurt bu yavru. Şöyle göstereyim. Evet çok yavru bu. Bunun annesi vardır mutlaka. Bu kadar çiçeği mahvettiğine göre Şu an gidişine bak ya. şöyle yaprak altlarına mutlaka vardır. Az önce balkona çıktım. Balkondaki çiçekleri kontrol ettim. Dedim onlarda da varsa eğer dedim. Hani e, en azından alayım dedim üzerlerinden çiçeklerimi kurtarayım istedim. Mutlaka vardır arkadaşlar. Yani ben ona o küçücük kurdun e, bu kadar zararı yaptığına kesinlikle inanmıyorum. Mutlaka vardır. Onun eşi, yar kardeşleri, annesi, babası mutlaka vardır. Yani bu iş ailecek seferber olmuşlar gibi geliyor. Yani şu, şu kadar çiçeğin bakar mısınız nasıl olmuş, nasıl kemirmişler? Yazık ya mahvolmuş olmuş çiçeğim canım benim. Mahvetmiş. Yani o küçücük kurt yapamaz bunu ya. Bilmiyorum yapabilir mi arkadaşlar? Ben yapacağına pek inanmıyorum. Şöyle bu çiçeği alayım. Yan tarafıma bayağı da su ihtiyaçları olmuş. Susamışlar. Canlarım benim. Yok yani. İyice bakıyorum ama birkaç gün ben bunları e, ilaçlamam da gerek arkadaşlar ama ilacı sorup almam lazım. E, zirai ilaç kullanacaksam eğer mutlaka sorup danışıp almam gerekiyor. Şurada bir böcek gördüm. Sanki çok hızlı kaçtı. Yok başka kurt yok. O yaramaz eğer bunu yeseydi kocaman olurdu. O daha sanki yumurtadan yeni çıkmış gibi. Bunların üzerinde olabilir mi ki acaba? Bu da içinde saklanıyor olabilir mi? daha açmadan mahvetmiş bunu. Bakar mısınız arkadaşlar? Daha açmadan mahvetmiş bunları. Evet. İçinde saklanıyor olabilir. Videoyu duraklatıp bakmam lazım. Yok. Böyle için ikisini de açtım. Ama yok maalesef. Evet. Geçenlerde de diğer balkonumda arkadaşlar minyatür telgrafım vardı onu da öyle yaptı bir tane kurt buldum üzerinden ama şimdi az sonra videodan sonra gidip o balkonuma da bakacağım çiçeklerimi ve sardunyaları en azından görürsem kurtarmış olayım ya çok üzüldüm bazı tomurcuklarda kuruma yapmış bu kuruma e, kurttan zannetmiyorum olduğunu ama e, şöyle bakar mısınız şöyle göstereyim fazla sulamadan o benim hatam olabilir fazla sulamadan olabilir arkadaşlar. Güneşini yoksa açık havada güzel güneşini alıyor. Sabah güneşini alıyor bu arada. Gayet de güzel bakılıyor ama galiba fazla su verebilirim. Tabağında da su kalmış. Toprağına fazla su gitmiş olabilir. O yüzden o tomurcuk çürümeleri ondan olabilir ya da üzerinde çok aşırı tomurcuğu vardı arkadaşlar. Diğer çiçekleri diğer çiçek tomurcukları besleyip açabilmek için bazılarını aradan e, kendi kendine e, budama yapar tomurcuklarını. Bazı çiçekler bazı ağaçlar da öyle yapabilir. E, bu da öyle olabilir. Fazla da vermedim suyunu arkadaşlar ama şöyle bakıyorum toprağa bunun nemli ama diğeri bayağı kurumuş toprağı. Bunun toprağı nemli. Bu su ihtiyacı olmamış bunun ama diğeri bayağı su ihtiyacı var. Buradaki daha yeni sulamıştım zaten. Evet arkadaşlar. Bir tane bulduk ama ben yine de her gün bakacağım. Her gün göz, gözetim altında tutacağım çiçeklerimi. Evet kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla ve destekte bulunabilirsiniz. Arkadaşlar bir like ile ve bir çiçek böcek emoji ile de kanalıma destekle bulunursanız çok sevinirim ve e, bugün de böyle olsun dedik kurdu beraber aradık bulduk ve e, bir takipçim de sormuştu galaksonyalarda neden e, yaprak şey tomurcuk çürümesi olur tomurcuklar neden kurur diye fazla sudan dolayı olabilir arkadaşım e, fazla havasız ortamda olabilir ortam değişikliği olursa strese girebilir ee, bu çiçeklerimiz maalesef ki tüm çiçeklerimiz strese girebilir, girebilir. ortam değişikliği olduğu zaman ve e, havasız ortamda da olurlarsa hem boyuna fazla gider hem de e, cansızlaşır ve tomurcuklarını kuruma yapabilir e, ve arkadaşlar alt yapraklarından da alıp çeliklerinden de alıp e, üretebilirsiniz ben genelde öyle yapıyorum ister sere yönteminde ister suya ıslatın kök attırın saçak attırın, ister direkt dikin elinize güveniyorsanız direkt dikim. Ben direkt dikiyorum genelde ama bardağı da ıslattım arkadaşlar. Çeliğinden de üretme yapıyorum. Birkaç tane ürettim. Bir başka videomda inşallah onu da gösteririm ve bir başka videomda da inşallah buluşuruz geri tekrardan. Ve sağlıkla, sıhhatle kalın. En güzel terapi, çiçek terapisi. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Instagram hesabımdan da ulaşabilirsiniz. Orada da takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz hangi konu olursa olsun gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Eğer bilgim dahilindeyse mutlaka cevap vermeye çalışırım. hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.